know it. I guess I didn't know. I guess I didn't know. Aslında define dedektörlerini haberlerde veya filmlerde görürüz. Şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor ve tüm teknolojik cihazlar da gelişiyor bu sayede. Şimdi eskiden define dedektörleri nasıldı? Şimdi nasıl, ne şekilde gelişti? Eskiden define dedektörleri kullanıcıyı yoran, metal ayrımı yapmayan, toprak yapısında sürekli parazit veren sistemlerdi. Şimdi yeni dedektörlerde ise bu eksi özellikler ortadan kalktı. Yeni dedektörlerde toprağın içindeki metalin tahmini değerini, metal ayrımını, derinliğini ve ebatını verebilen sistemler oldu. Eski sistemlerde ibreliydi. İbreyle müşteri çok zor anlar yaşıyordu. Toprak yapısı uymuyordu, cihazı ayarlayamıyorlardı. Yeni sistemlerde dijital ekran gelerek metal ayrımı daha da netleşti. Bu yeni bir cihaz sanırım. En son gelişen bir sistem. Bunun özelliği nedir ve nasıl kullanılıyor? Bunun özelliği toprak yapısını otomatik olarak tanıyabilen ve metalleri otomatik olarak ayırt edebilen bir sistemdir. Kullanıcı herhangi bir ayar yapmadan direkt cihazı açıp arama yapabiliyor bu cihazla. Peki müşteri profili nedir? Kimler tercih ediyor bu cihazı ve nerelerde kullanmak için gelip alıyorlar sizden? Müşteri potlayımız genelde köylü kesim oluyor. Yani köylerde defineler daha fazla olduğu için oralarda, yani kırsal kesimlerde kalan insanlar bu dedektörü kullanıyor. Onlar da tabii daha kolay kullanabileceği sistemler arıyor. Bununla her yerde arama yapabiliyorlar ama sit alanı, arkeolojik kazı yapılan yerlerde define araması yasaktır. Oralara girmek kesinlikle imkansızdır. Şimdi ben bu define dedektörünü alsam ve bulunduğumuz noktada arama yapmaya başlasam, eminim şimdi herkesin dikkatini çeker, var bu kız ne yapıyor acaba derler. Ama yasal mı bu? Hani bunun bir yasak mıdır, nedir? Bununla burada arama yapabilirsiniz, yasak değildir. Ama bulduğunuz yerde kazı yapamazsınız. İlk önce yeri tespit etmeniz lazım. Yeri tespit ettikten sonra kazacağınız yeri belli mercilerden izin alarak ve yasal ruhsat çıkartarak kazı yapabilirsiniz ancak. Herhangi bir define diyeyim ya da bir altın buldum, bilezik buldum, ne yapacağım onları? Herhangi bir şey bulduğunuzda zaten yasal olduğu için müzeden gelen eksperlerle onların değeri biçilip devlet size %40'ını ödenek çıktığı takdirde peşin olarak veriyor. Direkt arazide belli bir yükseklikte cihazı tutarak sağa ve sola sallayarak aramamızı gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir metalin üzerine geldiği zaman cihazımız sinyal vermeye başlar. Burada müşteri direkt ekrandaki numaralara bakarak metalin cinsinin ne olduğunu görebilir. Mesela burada 3 ile 8 arası altın bölümüdür. En üstteki tek kare metalin cinsini belirler. Geçirdiğimiz zaman 3 ile 8 üstünde tek bir kare belirir. Bu da bize metalin altın olduğunu gösterir. Eğer bu metal demir ya da gümüş olsaydı, demir olsaydı 0 ile 3 arasında tek bir kare çıkacaktı. Demir tüpü metale kapalı olduğu için dedektörümüz demire sinyal vermez. 8 ile 12 arasında herhangi birinin üzerinde kare çıkmış olsaydı bulduğumuz metal gümüş, bronz, bakır türü bir metal olduğunu anlayacaktık.